Babımızın başlığı şöyle: Babu vücubi taati vulatil emri fi gayri ma'siyetin ve tahrimi taatihim fil ma'siye. Allah'a isyan olmayan, Allah'a masiyet olmayan konularda vulatul umur, yöneticilere ve alimlere itaat etmenin vacip olduğu, farz olduğu bahsi. Günah olan konularda, Allah'a isyan olan konularda yöneticilere ve alimlere itaat etmenin haram olduğu bahsi. Hatırlarsanız geçen hafta bu konuya gireceğimizi söylemiştik. Yöneticilerin halkları üzerindeki hakları, halkların yöneticileri üzerindeki hakları. Bunlar çok önemli konular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, İmam Nevi Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu, burada bu kitapta zikretmiş olduğu çok önemli hadisler var. Bu hadisler bizim toplum hayatımızı derleyen, düzenleyen, insanlığın yaşamının, hayatının idame edilebilmesi için, kargaşanın yaşanmaması için, Müslümanların kanlarının heder olup boşu boşuna akıtılmaması için Aleyhisselatü Vesselam'ın biz ümmetine yapmış olduğu bazı tavsiyeler var. Bunlar maalesef böyle meclislerde, ilim halkalarında, sohbetlerde okutulup şerh edilen, gündeme getirilen hadisler, konular olmadığı için hadis kitaplarında apaçık bir şekilde yer almasına rağmen ehl-i sünnet vel cemaat alimleri, selef salih alimleri bu konuları çok açık ve net bir dille açıklamış olmalarına rağmen tarih boyunca insanlık bunlardan bir haber, insanlar bu konulardan uzak bir şekilde yaşadığı için bugün de görüyoruz ki, yeryüzünde, İslam coğrafyalarında görüyoruz ki çok büyük fitneler yaşanıyor. Çok büyük zulümler yaşanıyor. Müslümanların kanı çok ucuz bir şekilde akıtılıyor. Bunların temelinde yatan ana sebep, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biz ümmetine bu konuda yapmış olduğu tavsiyelere ne yapmamak? Kulak asmamak, kulak vermemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de Allah-u Teala'nın kitabında bu konuyla ilgili bazı ayetler var. Tabii bu ayetleri fıkh ederek okumak, anlayarak okumak lazım ki bu ayetlerdeki bizlere anlatılan şeyleri anlayalım, idrak edelim. Hayatımız da bu şekilde, toplumsal hayatımızda sisteme, nizama girsin. Allah-u Teala mesela Araf suresi 137. ayette İsrailoğullarından bahsediyor. Biliyorsunuz İsrailoğulları Firavun'un zulmü altında yaşamış. Yurtlarından çıkarak, Firavun'un zulmünden kaçarak göç etmiş bir topluluk. Kendilerine peygamber olarak Hazreti Musa'nın gönderildiği bir topluluk. Allah-u Teala diyor ki Araf suresi 137. ayette وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَن۪ي İsrail. Allah-u Teala'nın vaat etmiş olduğu o güzel sözü, İsrail oğulları için vaat etmiş olduğu o güzel sözü gerçekleşmiştir. Allah-u Teala bu sözünü yerine getirmiştir. Onlara Allah-u Teala bazı sözler vermiş. Onları kendi dönemlerinde yeryüzünün en faziletli insanları kılmış. Yeryüzünün hakimleri kılmış. Neye karşılık? Araf suresinde diyor ki Allah-u Teala bima sabaru, sabırlarına karşılık. Yani neye sabretti bu insanlar? Firavun'un zulmüne sabrettiler. Biliyorsunuz başka bir ayette Allah-u Teala Firavun ve ileri gelenlerinin toplanıp onların İsrailoğullarının çocuklarını öldürme kararı aldıklarında Musa aleyhisselam onlara ne diyor? İsrailoğullarına neyi tavsiye ediyor? Sabredin ve Allah'tan yardım dileyin. Vestaînû billah. Yani peygamberlerin tavsiyesi hep ne olmuş? Sabır olmuş. Şayet var olan zulmü kaldıracak güç, kuvvet, o küfrü izale edecek güç, kuvvet yok ise ve o zulmün kaldırılmasına teşebbüs edilirken daha büyük bir zulüm gelecekse, sürekli peygamberler ümmetlerine neyi tavsiye etmişler? Sabrı tavsiye etmişler. Yani vahiy ile bu konuda aklın çelişmesi mümkün değil. Yani akıl da bunu gerektiriyor arkadaşlar. Zalim bir yönetici var, bir münker var. Bu münkeri kaldırmaya gayret ettiğiniz zaman, harekete geçtiğiniz zaman daha büyük bir münker, daha büyük bir zulüm gelecekse aklen de ne yapılması lazım? Sabretmek lazım. Buna sabretmek lazım.
Hatta hadislerde de gelecek az sonra. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Sabredin. Hatta telkavni alel havd. Havuzumda diyor. Havuzda. Benimle karşılaşıncaya kadar, karşılaşıncaya dek ne yapın sabretmeye? Devam edin, sabredin. Sizler diyor münker olan şeyler göreceksiniz. Kayırmalar göreceksiniz. Yöneticilerinizin hırsızlıklarını, çalmalarını, kayırmalarını göreceksiniz bu manada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sabredin. Bunun için arkadaşlar ilim ehline baktığınız zaman mesela İmam Nevevi Rahimahullah az sonra gelecek hadislerin çoğu muttefakun aleyh hadisler. Buhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği hadisler. Sahihliği konusunda şüphelerin olmadığı hadisler. Mesela ilim ehli de bakıyorsunuz sabır konusunda çok değinmişler. Mesela İmam Nevevi Rahimahullah bu hadislerle ilgili zikretmiş olduğu babta aleykümselam diyor ki babul emri bis sabri inde zulmil vulati ve istifarihim yöneticilerin zulüm etmeleri, yöneticilerin zalim olmaları ve yöneticilerin kendilerini kayırmaları, mal, para, mülk ile kendilerini kayırmaları, akrabalarını kayırmaları halinde sabr konusunun emredilmesi babı. Yani bu konu bizim selefi ulemanın, son dönem selefi ulemanın zikretmesiyle, gündem yapılmasıyla gündeme geldiği için genellikle İhvan-ı Müslim'in kafasında olanlar, hizbi kafada olan insanlar bizim ilim ehlimizi, alimlerimizi neyle itham ediyorlar? Ne diyorlar? Ulema-u Sultan. Ne demek Ulema-u Sultan? Bunlar idarecilerin, yöneticilerin, padişahların, kralların neyi? Alimleri. Neden böyle diyorlar? Çünkü bu ilim ehli sürekli halklarına, sürekli kendi coğrafyalarında yaşayan ve dünya coğrafyasında yaşayan Müslümanlara neyi tavsiye ediyorlar? Bir zulüm gördüklerinde, bir kayırma gördüklerinde sabretmelerini söylüyorlar. Bu sözleri söylerken, bu alimler bu fetvaları verirken neye bakıyorlar? Vahye bakıyorlar. Değil mi? Ondan sonra ve aynı şekilde ilim ehlinin bu konudaki sözlerine bakıyorlar. Ve Müslüman toplulukların içinde bulunduğu hale, duruma bakıyorlar. Yani Şeyh Albani Rahimahullah bakın fetvalarına savaş olan bölgelerle alakalı bile konuşurken yani çok hikmetli konuşuyor. Ne var diyor senin elinde? Sen oraya gittiğin zaman ne yapacaksın? Yani karşında bir devlet var. Karşında donanımlı bir ordu var. Tanklar var, tüfekler var, uçak savarlar var. Sen elinde zeytin dalıyla çıkmışsın. Ne diyorsun? Ben diyorsun hakkımı, hukukumu elde edeceğim, alacağım diyorsun. Daha büyük belayı, daha büyük musibeti Müslümanların üzerine ne yapıyorsun? Getiriyorsun. Evet. Mesela İbn Ebi Asım Sünnet adlı kitabında diyor ki bu konularla alakalı zikretmiş olduğu rivayetlerde babu ma emara bihin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mine sabr. Endema yaral mer'u minel umur illeti yef'aluhal gulat. Diyor ki kişinin yöneticisinin yaptığı şeyleri gördüğü zaman Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın bu görülen şeylerde ümmetine sabretmesi bahsi, sabretmesi babı. Demek ki arkadaşlar bu önemli bir husus. Yani bizler halklara ayaklanmaları, meydanlara dökülmeleri, gösteriler yapmaları yerine neleri tavsiye etmemiz gerekiyor bu gibi durumlarda? Sabrı tavsiye etmemiz gerekiyor. Ve ilim ehlinin de menheci, ilim ehlinin yöntemi de budur. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah diyor ki وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ بِتَأْو۪يلٍ سَائِغٍ اَوْ غَيْرِ سَائِغٍ Kralların, yöneticilerin, veliyül emrin yapmış olduğu kendine göre haklı ya da haksız kimi zaman zulüm yöneticinin tarafından baktığın zaman kendini haklı olarak yapabilir. Kimi zaman da hiç yani hiçbir şey yok. Haklılık payı yok. Kendine göre de yok. Yani öyle hevasıyla ne yapıyor? Zulüm ediyor. Ne diyor Şeyhülislam İbn Teymiyye? Bakın arkadaşlar. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَالَ لِمَا فِيهِ مِنْ ظُلْمٍ وَجَوْرٍ كَمَا هُوَ عَادَةُ أَكْثَرِ النُّفُوسِ Birçok insanın, birçok nefislerde olan şeyin aksine ne yapılması gerekmez? Bu zulümden dolayı o yöneticinin oradan izale edilmesi gerekmez. تُزِيلُ الشَّرْ بِمَا هُوَ شَرٌ مِنْهُ Birçok insan neyi ister, neyi arzular? Bu şerri yok etmeyi arzular ama akıbetinde, sonunda bu şerrin yerine ne gelir? Daha büyük bir şer gelir diyor.
Ve tuzilu al-udvana bima huwa a'da minhu. Var olan adaveti, var olan düşmanlığı, var olan buzu yapmış olduğu davranışla daha da arttırmış olur. Aradaki buz, aradaki şey daha da artar. فَالْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ يُوْجِبُ مِنَ الظُّلْمِ وَالْفَسَادِ اَكْثَرَ مِنْ ظُلْمِهِمْ Bakın İbn-i Teymiye ne diyor? Yöneticilere karşı ayaklanmak, onların var olan, yapmış oldukları zulmün daha da artmasına sebep olur. Yani bu huruçtan sonra, bu ayaklanmadan sonra yaşanacak olan zulümler ne olur? Kat kat artar. Diyor ki, فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ كَمَا يُصْبَرُ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى ظُلْمِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِي ف۪ي مَوَادِعٍ كَث۪يرًا diyor. Aynı bir insan emri bin maruf yaptığı zaman nasıl ezaya maruz kalıyorsa, eziyete maruz kalıyorsa sabretmek ona tavsiye ediliyor. Aynı şekilde halklara da ne tavsiye edilir? Sabretmeleri tavsiye edilir. Yine diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah fe's-sabru ala's-salatin iza caru min azaimi'd-din. Diyor ki yöneticilerin zulmüne sabretmek dinin teşvik ettiği önemli konulardan bir konudur. Ve min vasaya el-e'immetin nasihin. Bu ümmete nasihat eden, bu ümmete nasihatte bulunan insanların nasihatlerindendir. Sabretmeyi tavsiye etmek. O zaman arkadaşlar bizler diyoruz ki halklar başlarında olan Müslüman yöneticilere geçen haftaki hadislerden de gördünüz. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Namaz kıldıkları sürece ne yapmayın? Ayaklanmayın, kalkmayın dedi Aleyhisselatü Vesselam. Onlardan gördüğümüz zulüm ne olursa olsun ne yapacağız? Buna sabredeceğiz. Şayet bize günah işlemeyi emrederlerse, derse ki sakalını kes, paçanı uzalt, başını aç. Bu konuda onlara ne yapmayacağız? Bu konularda onlara itaat etmeyeceğiz. Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah, Riyad-ı Salih'in şerhinde de zikrediyor. Şu üç şekilde olur diyor, yöneticilerle olan ilişkiler. Birincisi diyor, yöneticilerin Allah'ın dinine aykırı olmayan, Allah'ın kitabından ve peygamberi sünnetinden emrettiği şeylere itaat etmek. Burada bir problem, burada bir beis yok. İkincisi, yöneticiler bize haram olan, günah olan, masiyet olan şeyleri emrederse buna ne yapacağız? İtaat etmeyeceğiz bu konularda. Üçüncüsü, yöneticiler bize bazı şeyleri emrediyorlar. Bir şeyleri yerine getirmemizi istiyorlar. Bu yerine getirmemizi istedikleri şeyler Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette yok ancak Kur'an ve sünnete muhalif değil ve o emrettikleri şeylerde bir masiyet, bir günah da yok. Buradaki konumumuz ne olmalı? İtaat, peki itaat etmek sünnet mi yoksa vacip mi, farz mı? Farz. Bu konularda diyor ki ilim ehli onlara itaat etmek farzdır. Çünkü onlara itaat etmek Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Niye? Çünkü Allah ve Resulü bizlere neyi emrettiler? Yöneticilere masiyet olmayan konularda itaat etmeyi. Onun için hatta Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah burada bazı örnekler veriyor. Diyor ki mesela trafik kuralları. Yani yönetici bir kural koymuş. Hayatın ne için? İdamesi için, hayatın akışı için. Burada diyor ona itaat etmek nedir? Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Farzdır. Çünkü Allah ve Resulü bizlere neyi emrediyor? Yöneticilere masiyet olmayan şeylerde itaat etmemizi emrediyor. İmam-ı Nevevi rahimahullah bu başlıkta bize Nisa suresindeki ayeti zikrediyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. Ati'ullah ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Bakın itaat kelimesini Allah Teala bu ayeti kerimede iki kere tekrarlıyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Ve sizden olan yöneticilere de burada sizden olan yöneticilere de emrinde itaat edin emri ne yapılmıyor? Tekrarlanmıyor. Buradaki itaat, yöneticilere olan itaat nereyle sınırlı? Allah'a ve Resul'e olan itaatle sınırlı. Ne demek bu? Yani Allah'a ve Resul'e itaat mutlaktır. Allah ve Resul'ü bir şeyi emrettiği zaman bir kimse için artık o konuda seçme hakkı yok. Acaba deme hakkı yok. Onu yapmak zorunda. Ama yöneticilere olan itaat bu şekilde mutlak değildir. Yönetici diyorsa ki sakalını keseceksin. Orada ona itaat etmek mutlak değil. Hayır diyeceksin. Değil mi?
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan sahabeyi çağırıyor. Gel diyor. Sahabe gelmiyor. Allah Teala ne yapıyor? Ayet indiriyor. Değil mi? Allah ve Resulü size şey yaptığı zaman, çağırdığı zaman, size hayat veren şeyi çağırdığı zaman ne yapın? İcabet edin. Namazdayken bile icabet edeceksin. Ama yönetici, kral, padişah sana dese ki namaz kılma. Vakit çıkıyor. Namaz kılmayacaksın dese ona orada itaat edecek misin? Ona orada itaat etmeyeceksin. Evet. Dese ki yönetici sakalını keseceksin. Burada ona itaat edilmez. Çünkü sakalı bırakmak erkeğin sakalını kesmesi nedir? Haramdır. Haram işlemektedir erkek bununla. Dediğimiz gibi yöneticilerin emrettikleri şeyler üç kısma ayrılır. Allah-u Teala'nın kitabında ve Resul'ün kitabında olan şeyler emrederler. Emrederlerse itaat edeceğiz. İtaat etmek zorundayız. İtaat etmek farz. Masiyet olan, ikinci kısım, masiyet olan, günah olan şeyleri emrederlerse bunlara itaat edilmeyecek. Üçüncüsü ise Allah'ın ve Resulü'nün kitabında olmayan, onların emretmediği şeyler ancak onun dinine muhalif olmayan, onun dininde, Kur'an'da ve sünnette isyan olmayan, masiyet olmayan hususlar hayatın tanzimi için, hayatın idaresi için, idamesi için bir şeyler emredildiyse bize ona ne yapacağız? Uyacağız. Kendi nefsimizi ne yapmayacağız? Düşünerek tabiri caizse günün ifadesiyle çakallıklara baş vurmayacağız. Yani adam bir şey koyduysa o konuda ona o konuda isyan olmadığı sürece, Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı sürece ne yok? İtaat etmek var. Karşı çıkmak yok. İlk hadis İbn Ömer hadisi. Ani'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال على المرء المسلم diyor ki Müslüman kimseye vaciptir. Müslüman kimseye düşer. Es-sem'u ve't-ta'atu fi ma ahabba ve kariha. Sevdiği ve sevmediği, sevdiği ve hoşlanmadığı her şeyde itaat etmesi vaciptir diyor Resulullah. Ya işte bunu böyle çıkarmış bu yasayı veyahut da böyle bir kural var, şey var, bana uymuyor, işimiz gücümüz gitti olmaz. Buna itaat edeceksin. Yani orada hayatın genel düzeni için bir kural konulduysa, böyle bir şey yapıldıysa, burada hoşuna gitmese de ne yapacaksın? İtaat edeceksin. İlla en yu'mara bi ma'siye diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, şayet günah emrolunursa, günah işlemesi emrolunursa kişiye, orada artık sem' ve ta'a, işitmek ve itaat etmek yoktur. فَإِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا تَاعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ İkinci hadis yine İbn-i Ömer hadisi. كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى السَّمْعِ وَالتَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِي مَا اسْتَطَعْتُمْ Diyor ki İbn-i Ömer, bu muttefakun aleyh olan hadislerde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ederdik. Neyde beyat ederdik? İşitme ve itaat etme konusunda. Gücümüzün yettiği kadar yöneticilere işitme ve itaat etme konusunda ne yapardık? Beyat ederdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyat alırdı, söz alırdı insanların. Üçüncü hadis yine İbn Ömer hadisi. Semi'tu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yekul: "Men khala'a yeden min ta'atin laqiya Allah yawmal kıyameh ve la hucce leh." Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor itaat etmekten elini çekerse, yapmış olduğu beyati bozarsa, laqiyallahu yevmel kıyame ve la hucce leh. Kıyamet günü Allah Teala'nın huzuruna çıktığında sunacağı özür, beyan edeceği hiçbir hücceti bu insanın yoktur. Hiçbir özrü yoktur. Yani sen ne yapamazsın? Yöneticine kendi nefsin için, kendi kafana göre huruc edemezsin. Ve ne yapamazsın? İsyan bu şekilde edemezsin. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَةً Kim diyor, öldüğünde, boynunda bir yöneticiye beyat yoksa, ona itaat yoksa, bu kimse cahiliye ölümü ile ölmüştür. Hatırlarsanız Hafız İbni Hacer'in sözünü nakletmiştik. Yani bu kimsenin kafir olarak öldüğü anlamında değil. Bu kimse öyle bir ölümle ölmüştür ki aynı cahiliye insanların öldüğü ölüm gibi. Başta yönetici yok, veli yok. İnsanların hayatını tanzim eden kabile reisleri, kendi koydukları kanunlar bu şekilde ölmüş olur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Enes radıyallahu anh hadisi var burada.
Diyor ki, kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsme'û ve atî'û. İşitin ve itaat edin. Ve en istu'mil aleykum abdun habeşî. Velev ki diyor, başınıza yönetici olarak Habeşistanlı bir köle gelse dahi. Düşünün, bir yöneticiniz var. Dışarıdan bir düşman güç geldi. Sizin başınızdaki bu yöneticiyi ne yaptı? Galebe çaldı. Kılıcıyla, silahıyla, topuyla, tüfeğiyle indirdi. Ve bütün hükmü, yönetimi, bütün idareyi eline aldı. Baktınız ki bu adam, idareyi alan, yönetimi alan bu adam Habeşistanlı bir köle. Hür bile değil. Diyebilir misiniz? Ya kardeşim, bu bizim yöneticimizi devirdi. Zaten hür de değil, özgür bir adam da değil, köle. Biz buna işitip itaat etmeyiz. Yani ne abartı yapsın. Velev ki artık hüküm onun olursa olsun, biz bunu dinlemeyiz deme hakkımız var mı arkadaşlar? Yok. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, كَاَنَّ رَأْسَهُ زَب۪يبَ. Sanki diyor başı, ne gibi? Kuru üzüm. Siyah üzümler var ya. Nasıl olur böyle zencilerin, esmerlerin, o şeylerin saçları böyle kıvır kıvır, kıvırcık olur. Diyor ki, velev ki diyor başınıza böyle bir adam geçse ne yapacaksınız? İşitip itaat edeceksiniz. Bu hadiste Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Tabi aleyhissalatü vesselam diyor ki, innekum setelkavne ba'di ithraten. Sizler diyor benden sonra kayırmalar göreceksiniz. Yöneticilerinizin, padişahlarınızın, krallarınızın kendilerini kayırdıklarını. Yani ne demek kayırmak? Yani saraylarda yaşayacaklar, değil mi? Güzel arabalara binecekler. Çevrelerine, iş akrabalarına iş güç verecekler, ihaleler verecekler. Değil mi? Yollar yap, yol ihaleleri, inşaat ihaleleri verecekler. Bu şekilde kayıracaklar. Ne yapmamız gerekiyor? Neyi tavsiye ediyor Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ki, fasbiru, sabredin. Hatta telkavni alel havuz. Yani havuzumda benimle karşılaşınca, benimle buluşuncaya dek ne yapın? Sabredin. Yani Selefi Salihin, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikadı bu arkadaşlar. Yani bunu beğenmeyenlerin itikadı kimin itikadı? Haricilerin itikadı. Yani hariciler en ufak bir şeyde ne yaparlardı? Kılıcı kaldırırlar. Bu şekilde hükkama, yöneticilere karşı ayaklanırlardı. Diyor Şeyh İbn-i Uthaymin rahimahullah. Bazıları var ki diyor, dergilerden, gazetelerden, vaaz kürsülerinden, hutbe ver, cuma hutbelerini verdiği minberlerden, mihraplardan ne yapmakta? Yöneticiler hakkında atıp tutmakta. Diyor, matlub olan, şer'i olarak istenen şey bu değil davranış. Ne yapacaksın? Gideceksin yöneticiye. Nasihatte bulunacaksın. Yahut da mektup yazacaksın ona direkt, şahsi olarak. Allah'tan korkmasını teşvik edeceksin. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in menheci metodu değil yöneticiler hakkında ne yapmak? Onların hatalarını, onların eksiklerini, onların kusur ve ayıplarını herkesin içinde konuşmak. Tavsiye edeceğin bir konu varsa, bir husus varsa, Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadislerde geldiği üzere ne yap diyor Aleyhisselatü Vesselam? Tut kenara çek. Baş başa kal onunla diyor. Elinden tut, onunla baş başa kal. Aleni olarak apaçık bir şekilde diyor söyleme Aleyhisselatü Vesselam. Nasihatini kabul ederse sen diyor üzerine düşeni yapmışsındır. Ederse ne güzel. Etmezse üzerine düşeni yapmış olursun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet, 6. hadis Abdullah İbn Amr radıyallahu anhu makal kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer. Diyor ki Abdullah İbn Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuğa çıkmıştık. Seferdeydik. Fe nazalna manzilan fe minna men yuslihu khiba'ahu ve minna men yantazil ve minna men huwa fi jasharihi. Diyor ki konaklamak için bir yere indik. Bir yere konakladık. Kimimiz çadırını kurup çadırınla meşgul idi. Kimimiz ne yapıyordu?
ok atıyordu. Ne yapıyor? Kendini ok atarak hedefe yetiştiriyor, talim yapıyor. Kimimiz de diyor, hayvanlarının başında, otlayan hayvanlarının başında duruyordu. Herkes meşgalesinde işine koyulmuş bir şeylerle oyalanıyor. Diyor ki, İz nâdâ munâdî Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem es-salâte câmi'aten. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâmın ilancısı, munâdisi sesleniyor. Haydi cemaatle namaza diye. Diyor ki sahabe Abdullah ibn Amr, feçtemâna ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Ve bize şöyle dedi. İnnehu lem yekun nebiyyun kabli illa kana hakkan aleyhi en yedulle ummetehu ala hayri ma ya'lemuhu lehum. Diyor ki hiçbir peygamber olmasın ki, hiçbir peygamber gelmesin ki benden önce. O diyor ümmeti için hayır olan, hayır olarak bildiği şeyleri ümmetine öğretmesin, ümmetine aktarmasın. Yani her bir peygamber hayır olarak ne varsa o insanlık için ne yapmıştır? O hayrı insanlara aktarmıştır. O hayrı insanlara nakletmiştir. O hayrı insanlardan gizlememiştir. Ve yunzirahum şerra ma ya'lemuhu lehum. Ve onlar için şer olan, onların kötülüğü olan bir konuyu da ne yapmıştır? Muhakkak uyarmıştır. Susmamıştır yani. Tabi burada neyin delili var arkadaşlar? Dinde peygamberlerden sonra bidatlerin çıkarılmayacağına delil var. Niye? Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önceki bütün peygamberler ümmetlerine ne yaptılar? Hayra götüren her şeyi onlara gösterdiler. İnsanlığın efendisi, peygamberlerin sonuncusu da eğer onlar öyleyse hayli hayli böyledir ki zaten hadislerde sarih bir şekilde bu ifade ediliyor. Yani bizler için hayır olacak ne varsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu bizlere beyan etmiş, açıklamıştır. Bu hayrı gizlememiştir. O zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın o gün için hayatında yapmadığı bir şey ondan sonra ortaya çıkarılıyorsa bunun hayır olması mümkün müdür? Değildir. Çünkü hayır olsaydı ne olurdu? Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirirdi. Diyoruz ki bunda bir hayır yoktur asla. Ama adam illa da ısrar edip de bunda hayır vardır derse o zaman ona şöyle bir cevap da veririz. Deriz ki eğer bunda bir hayır varsa senin yaptığın bu şeyde bir Allah'ın katında senin için bir hayır varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bunun yapmadığını, bize bunu öğretmediğini biliyorsak burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sen neyle suçluyor olmuş olursun? Bu dini, bu hayrı gizlemekle suçlamış olursun. Değil mi? Yani her ikisi de acı. Diyor ki ve inne ummetekum hazihi cu'ile afiyetuha fi evveliha. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ashabına. Diyor bu ümmetin ümmeti Muhammed'in diyor ilk gelenleri nedir? Fitnelerden afiyettedir. Yani bu ümmetin ilk gelenleri ashabın da ilk dönemleri yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in değil mi? Yaşadığı dönemler ümmetin afiyette olduğu dönemler. Fitne yok. Ve seyusibu ahiraha belaun ve umurun tunkirunaha. Ve diyor bu ümmetin sonuna öyle belalar gelecek ki, inkar ettikleri öyle münkerler başlarına gelecek ki. Ve teci'u fitenun yurakkiku ba'duha ba'd. Öyle fitneler gelecek ki arda arda peş peşe her gelen fitne bir önceki fitneye göre daha ne olacak? Sert olacak. Bir önceki fitne daha yumuşak olacak. Yani fitneler artışta olacak. Ve teci'ul fitnetu feyekulul mu'minu hâzihi muhliketi summeten keşif. Bakacak ki mümin bir fitne geliyor. Diyecek ki ya bu işte benim helak olacağım, benim öleceğim fitne herhalde bu. Yani fitneler büyüdükçe büyüyecek. Değil mi? Şimdi bugün de görüyorsunuz. Adam Suriye'de yaşıyor. Ya ölüm ile hayat arasında çok küçük bir fark var adamın hayatında. Ya diyor ki ya kesin herhalde biz buradan kurtulamayız diyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam summeten keşif. Sonra bu fitne oradan ne yapacak? Kalkacak. Ve teci'ul fitnetu feyekulul mu'minu hâzihi hâzihi. Sonra başka bir fitne daha gelecek. Mümin olacak işte bu evet. Yani benim ölümüm bu olacak herhalde diyecek.
فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kim ateşten uzaklaştırılmak ister, kim cennete gitmek ister ise, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ O kimsenin ölümü ne zaman gelsin? O kimse Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorken gelsin. Yani iman çok değerli bir şey arkadaşlar. Sürekli Allah-u Teala'dan bu iman üzerine sebatkar olmayı temenni etmek, niyaz etmek gerekiyor. Yani kalpler öyle takallup ediyor, öyle değişiyor ki günden güne ve ahir zamanda aleyhissalatü vesselamın da haber verdiği üzere kişi mümin olarak geceleyecek, kafir olarak sabahlayacak. Yani bugün insanlardan gerçekten öyle sözler duyuyorsunuz ki o sözler öyle kötü sözler ki o sahibini ne yapabilecek büyüklükte? Allah'ın dininden çıkaracak büyüklükte. Adam cahil konuşuyor. Cahilce eskiden insanlarda ne vardı? Dine karşı bir ürkeklik, bir ihtiram, bir saygı, bir eziklik vardı. Ama şimdi insanlarda o da kalktığı için bakıyorsun ki adam bu dinin apaçık emirleri hakkında, bu dinin emrettiği bazı hususlarda bile ne yapabiliyor? İleri geri konuşabiliyor. İşte aleyhissalatü vesselam diyor ki, kişinin diyor, yani cennete girmesinin ve ateşten uzaklaştırılmasının alameti nedir? Ölümü geldiğinde, öldüğünde iman üzere ölmesi. Allah-u Teala'ya iman üzere ölmesi. وَلِيَأْتِ اِلَى النَّاسِ الَّذ۪ي يُحِبُّ اَنْ يُؤْتَى اِلَيْهِ İnsanların ona nasıl davranmasını istiyorsa onun da insanlara o şekilde davranması. Bu da bir alamet, bu da bir işaret. Yani bakıyorsun ki adam başkalarına öyle davranıyor ki, öyle muamele ediyor ki insanlardan birisi kalkıp ona onun davrandığı gibi davransa dünyayı ayağa kaldırıyor. Bu hoş bir haslet değil. Yani sen İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan, insanların seninle olan ilişkinin nasıl olmasını istiyorsan, sen de insanlarla ilişkilerini o düzeyde ne yapacaksın? Tutacaksın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize toplumsal, sosyal nasihatlerde bulunuyor. وَمَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ اِنْ اِسْتَطَاعَ Kim diyor bir yöneticiye beyat eder, elini verir, kalbini verirse, kalbinden beyat ederse, فَلْيُطِعُ اِنْ اِسْتَطَاءَ Gücü yettiğince ona ne yapsın? İtaat etsin. وَاِنْ جَاءَ آخَرْ يُنَازِعُهُ فَضْرِبُوا عُنُوقَ الْآخَرِ Gelip de birisi, beyat edilen, yönetimi elinde bulunduran bir yöneticiye ayaklanır ve onu indirmeye kalkarsa, ne yapın diyor aleyhissalatü vesselam? Bu ayaklanan, yönetime talip olan ikinci kimsenin boynunu vurun, ona izin vermeyin. Ne kadar iyi olduğunu görseniz de, zannetseniz de, Müslüman olan yöneticiyi indirmeye kalkan o ikinciyi ne yapacaksınız? Boynunu vuracaksınız. Ona izin vermeyeceksiniz. Tabii geçen derste sorulmuştu. Bazıları ne diyor? Ben kardeşim diyor, yöneticiye beyat vermedim, gidip tokalaşmadım diyor. Benim beyatım yok diyor. Onun için diyor ben ona itaat etmek zorunda değilim diyen bazı cahiller var. Yani ilim ehli diyor ki Hazreti Ebubekir halife olduğunda yahut Hazreti Ömer halife olduğunda bütün o günkü yüz binlerce olan Müslüman tek tek gelip ne yapmadı? Beyat etmedi. Evdeki yaşlı kadınlar, çocuklar kalkıp beyat mı etti? Böyle bir şart da yok zaten. Ehlül hilli vel akd. Hani o toplumun ileri gelenleri, öncüleri, şimdi kanaat önderleri gibi böyle şeyler söylüyor. Bu tip insanlar ne yapacak? Alim, ulema gider beyat eder. Bu şekilde toplumun beyatı da ne yapmış olur? O yöneticiye gerçekleşmiş olur. Artık toplumda sözü geçen adam olan o yöneticiye itaat etmek herkesin üzerine az önce beyan etmiş olduğumuz şartlar dahilinde, çerçevesinde farzdır, vaciptir. Onlara itaat Allah'a ve Resulüne itaattir. Meşru olan konularda. Böyle işte kolay alınacak bir konu değil bu konu. Dediğimiz gibi insanlar bu konuların konuşulduğunu
sohbetlerde ders olarak işlendiğini hiç duymadılar birçoğu insan. Duyduklarında da ne yapıyorlar? Hayretlerini gideremiyorlar. Diyorlar ki ya siz ne yapıyorsunuz? Zulmün yaşamasını, zulmün devam etmesini istiyorsunuz gibi bu konularda konuşan bizleri neyle itham ediyorlar? Yöneticilere karşı yağcılıkla, bizim ulemamızı, alimlerimizi yöneticilerin tayin ettiği maaşlı alimlikle itham ediyorlar. Halbuki yani bu konu ilim ehlinin ilk çağdan itibaren işlediği konu. İmam Ahmet rahimahullah biliyorsunuz. Yani sokaklarda gezdirilerek dövülüyor, kırbaçlanıyor. Bayılıyor İmam Ahmet rahimahullah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani kendisine öyle bir zulüm reva görülüyor ki İmam Ahmet'e. Hatta hadis rivayet etmesi dahi yasaklanıyor aleni olarak. Camilerde ders okutulması yasaklanıyor. Hapsediliyor. Değil mi? Hapsediliyor. Buna rağmen kendisine bu zulmü yapan yöneticiye ne diyor? Emirul müminin. Müminlerin emiri, yöneticisi diyor İmam Ahmet rahimahullah. Ve ona dua ediyor. Çünkü aleyhissalatü vesselamın tavsiyeleri bu şekilde. Benimle havuzda karşılaşıncaya dek ne yapacaksınız diyor aleyhissalatü vesselam? Sabredeceksiniz. Hakkınızı, onların sizin üzerinizde olan hakkını vereceksiniz. Sizin hakkınızı vermiyorlarsa bırakıp Allah'a saklayacaksınız. Allah'a havale edeceksiniz. Dediğimiz gibi yöneticilere yani nasihat da çok önemli. Nasıl nasihat edeceğiz? Burada Şeyh Salih Useymin Rahimahullah'ın Mekasidul İslam adlı kitabından bir yer okuyacağım size. Diyor ki Rahimahullah اِنْدَمَا قَرَّرَ اَنَّ النَّصِيحَةَ تَكُونُ لِلْوُلَاتِ سِرًّا لَا عَلَانِيَةً وَسَاقَ بَعْضُ الْاَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ diyor ki فَاِذَا كَانَ الْكَلَامُ فِي الْمَلِكِ بِغِيبَةٍ اَوْ نُصْحُهُ جَهْرًا وَالتَّشْهِيرُ بِهِ مِنْ اِهَانَتِهِ الَّتِي تَوَعَدَ اللّٰهُ فَاِلَهَا بِاِهَانَتِهِ فَلَا شَكَّ اَنَّهُ يَجِبُ مُرَاعَاتُ مَا ذَكَرْنَا diyor ki Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor yöneticiler hakkında onların arkasından konuşmak gıybet ise bu gıybettir ve apaçık bir şekilde insanların içinde İnsanların gözü önünde ona nasihat etmek, onu küçük düşürmek ise ve Allah-u Teala bunu yapan kimseyi küçük düşürmekle tehdit ediyorsa, burada diyor dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Yöneticilerine nasıl nasihat edilmesi gerekiyor? Diyor ki, burada diyor dikkat edilmesi gereken şey, nasihat ederken yöneticilere ne yapılması? Gizli nasihat yapılmasıdır. لِمَنْ اِسْتَطَعَ نَصِيحَتَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءَ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَهُمْ وَيُخَالِطُونَهُمْ وَيَنْتَفِعُونَ بِنَصِيحَتِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ Tabii kimler nasihat edecek yöneticiler arkadaşlar? Alimler, ilim ehli, onların yanına giren, onların meclislerinde bulunan alimler ne yapacak? Onlara nasihat edecek. Diyor ki, فَاِنَّ مُخَالَفَةَ السُّلْطَانِ فِي مَا لَيْسَ مِنْ دَرُورِيَةِ الدِّينِ عَلَنًا Yani yöneticilere aleni bir şekilde nasihat etmek dinin emrettiği hususlardan bir husus değil. وَاِنْكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْمَحَافِلِ والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء. Yöneticiler hakkında işte biz buna söylemiştik, nasihat ettik diyerek ders halkalarında, vaazlarda, gazete köşelerinde, meydanlarda bunların hakkında, yöneticilerin hakkında konuşmak diyor nasihat değildir diyor şey İbn-i Hüseyin Rahimullah. فَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ Böyle yapanları görürsün, böyle yapanlar vardır diyor. İbn-i Hüseyin Rahimahullah. Bunlara diyor aldırma. Bunlara aldanma. Şimdi değil mi? Yani çok hoş geliyor nefislere. Ya adam koskoca devlet başkanına insanların önünde ne yaptı? İşte haddini bildirdi. Halbuki bu Allah'ın dinine muhalif bir hareket, muhalif bir davranış. Çünkü bu selefi salihin, bu ümmetin selefin salihinin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerini alan Selefi Salih'in davranışı da aykırı bir davranıştır diyor Şeyh Salih Useymin Rahimahullah. Evet. Burada
bir eser var. Bu eserde İmam Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor bunu. Diyor ki, Said İbn Cehman diyor ki, Eteytu Abdullah İbn Ebi Evfa. Abdullah İbn Ebi Evfa'ya geldim diyor. Basra'da göz hapsinde, evinde göz hapsinde bu adam. Ona selam veriyor. Aralarında bir konuşma geçiyor. Bu Said İbn Cehman'a diyor ki, bu ev hapsinde olan, insanlarla görüşmesi yasak olan alim. Diyor ki, ey diyor Said İbn Cehman, elinden tutuyor onu böyle, sıkı bir şekilde anlatıyor. Elimi tuttu şöyle diyor, cimcikledi diyor, beni dinlemesi, yani nasihat ettiğim bir insanın seni dinlemesi için elini sallarsın böyle. Dedi ki diyor, aleyke bis sevadil a'zam, cemaatle birlikte ol, toplumla birlikte ol. Aleyke bis sevadil a'zam, in kâne sultan yesma'u minke fe'tihi fi beytihi. Eğer diyor sultan, eğer diyor padişah, eğer kral, eğer başbakan, cumhurbaşkanı, seni dinleyen bir insan ise onun yanına git, onun evinde ona nasihat et diyor. فَاَخْبِرُهُ بِمَا تَعْلَمْ Bildiğin, Allah'ın dininden bildiğin şeyleri ona orada, evinde aktar. فَاِنْ قَبِلَ مِنْكَ Senden bunu kabul ederse, ne güzel. وَاِلَّا فَدَعْهُ Kabul etmezse diyor onu bırak. فَاِنَّكَ لَسْتَ بِاَعْلَمَ مِنْهُ Sen ne değilsin, ondan bu konuda daha bilgili değilsin. Sen üzerine düşeni yap, ondan sonra onu bırak. Yani bu ümmetin selefi de bakın, yani adamı hapsetmişler evine. Değil mi? Şimdi insanı, bir alimi hapsediyorlar. Adamı ne yapılıyor adam? İşte yani hapisten çıktığı zaman aleni bir şekilde yönetimler hakkında konuşturuluyor, şey yapılıyor. Bunların hepsi ehli sünnet ve cemaatin itikadına muhalif davranışlar. Çünkü yani yöneticiler bizim bir heybet olması lazım arkadaşlar. Eğer yoksa orada ne olur? Bir kargaşa olur. Yani şu anda biz bu yaşamış olduğumuz düzenin, yani hayatın normal olağan şekliyle cereyan etmesinin, akıp gitmesinin nimetini belki bilmiyoruz. Kadrinin kıymetini bilmiyoruz. Kapıdan çıkıyoruz, arabamıza biniyoruz, işimize gidiyoruz. Değil mi? Alışverişimizi yapıyoruz. İşte manava gidiyorsun, araba alıp satıyorsun, yani arsa alıyorsun, ev almak istiyorsun, gidiyorsun, ev alıyorsun. Bahsetmiştik size. Şimdi Suriye'deki arkadaşlar diyorlar ki şu anda diyor arsalar, araziler çok ucuz Suriye'de. Peki diyorsun satış nasıl oluyor? Yani nasıl satış yapacaksın? Tapu falan diyorlar, satış yok. Alıcıyla satıcı arasında ne var? Sadece bir sözleşme var. E ne olacak? Diyor ki yani muhakkak ne yapman lazım? O aldığın tarlaysa tarla, arsaysa arsa çevireceksin. İçine birkaç bina dikeceksin ki bu olaylar bittikten sonra hak sahibi olduğunu iddia edebilesin. Yani hem para veriyorsun, sahibinden alıyorsun. Ortada hiçbir dalavere yok. Ama buna rağmen yarın bu aldığın yerin ne olduğu, ne olacağı belli değil. Neden kaynaklanıyor bu? Çünkü artık ne olmuş? Hayat düzeni bozulmuş. Hayat düzeni kargaşaya gitmiş. Yedinci hadis An Ebi Huneyde Vail İbni Hücr قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم Selama İbn Yezid el-Cu'fi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip soruyor. Diyor ki ya Nebiyallah erayte in kamet aleyna umara yes'eluna hakkahum ve yemna'una hakkana fema te'muruna. Geliyor sahabe diyor ki ey Allah'ın Resul, yöneticilerimiz gelir de bizlerin üzerinde olan haklarını bizlerden alırlar, isterler de bizim onların üzerinde olan haklarımızı bizlere vermezler ise ne yapmamızı emredersin? Ne yapalım? Bakın hadis, soru çok açık. Yöneticiler halktan, vatandaştan ne yapıyorlar? Söke söke alacaklarını alıyorlar. Ama halka vermeleri gereken şeyleri halka vermiyorlar. Ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Hadis sahih Müslim'de, sahih bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam fe'a'rada anhu. Aleyhissalatü vesselamın hoşuna gitmiyor bu soru önce. Yüzünü çeviriyor aleyhissalatü vesselam. Sahabe bir daha soruyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam isma'u ve ati'u. Ne yapın? İşitin, dinleyin ve itaat edin. Fe'innema aleyhim ma hummilu ve aleykum ma hummiltum.
onların sorumlu oldukları şeyler onlara yüklenen sorumluluklardır. Ne yapmak? Hak, hukuk, adalet sağlamak. Halkı Allah'ın dinini yaşatmaya çağırmak, davet etmek. Onlar bunlardan sorumlu olacaklar. Sizin haklarınızdan sorumlu olacaklar. Ve aleykum ma humiltum. Sizin de sorumlu olduğunuz şeyler nelerdir? Onlara itaat etmeniz, işitip itaat etmeniz. Siz bunu yapın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü size düşen budur. İşitin ve itaat edin. Bunun ötesindeki onların sorumluluk alanında olan şeyler sizi ne yapmaz? İlgilendirmez. Kıyamet günü onların hesabını kim verecek? Allah'a onlar hesabını verecekler bundan. Evet. Bu çok net bir açık belirtisi arkadaşlar. Yani sahabe bir zulümden bahsediyor. Değil mi? Diyor ki bizden haklarını alıyorlar ama bizim haklarımızı bize vermiyorlar. Ne yapalım? Çıkalım miting mi yapalım? Bağırıp çağıralım mı? Ayaklanalım. Başbakanlığın, Cumhurbaşkanlığının, Kraliyet Sarayı'nın önünde protesto mu yapalım? Terlik mi fırlatalım? Yumurta mı atalım? Değil mi? Bakın hiçbiri yok arkadaşlar. İşitin ve itaat edin diyor. Siz diyor, sizin üzerinize düşen işitmeniz ve itaat etmenizdir. Evet, 8. hadis Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam diyor ki innekum innehâ setekûnu ba'di eferah. Diyor ki aleyhissalatü vesselam benden sonra kayırmalar olacak. Ve umurun tunkirûneha ve benden sonra sizlerin münker gördüğünüz dinen münker olan şeyler olacak. Aleyhisselatü Vesselam bunlara haber veriyor. Kalu ya Resulallah. Sahabeler hemen soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü. Keyfe te'muru men edrake minna zalik. Bizlerden bu döneme yetişen, bizleri uyardığın bu döneme yetişen olursa bizlere ne yapmamızı emredersin? Bakın. Yani kayırmalar olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek kayırmak arkadaşlar? Yani adam, yönetici ne yapacak? Parayı kendine ayıracak, yaşantısına ayıracak değil mi? Belki gümüş taslarda, altın taslarda içecek değil mi? İpek, atlas halıların üzerine basacak, saraylarda yaşayacak, akrabalarını, yakın akrabalarını kayıracak değil mi? Kayırmak denince budur yani bunun tarifi. Ve münker olan şeyler de göreceksiniz bunlardan. Sahabe diyor ki ne yapalım ya Allah'ın Resulü? Neyi tavsiye edersin bize? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذ۪ي عَلَيْكُمْ diyor ki, üzerinizde olan halk olarak, sizin onlar üzerinizde olan haklarını onlara ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Nedir o? İşiteceksiniz ve itaat edeceksiniz. Bakın, Ahmet İbni Hanbel rahimahullah kırbaç yiyor, işkence görüyor ama hala üzerindeki olan hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor. وَتَسْأَلُونَ وَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَكُمْ peki, bu kayırmalar, bu münker olan şeyler ne olacak? Onu kimden isteyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onu kime bırakın diyor? Allah'a bırakın, Allah'tan isteyin diyor. Zaten mümin olan böyle düşünür arkadaşlar. Yani. Müminin hesabı ahirete yöneliktir, uzun vadelidir. Muttafakun aleyh. Bu hadisin sıhhati ittifak edilmiş. Buhari ve Müslim bu hadise ittifak etmiş. İbn Abbas 10. hadis bu baptaki 10. hadis. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men kerihe min emirihi şey'en felyasbir." Bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor. Kim yöneticisinden, başındaki idareciden hoşlanmadığı, hoşuna gitmeyen bir şey görürse ne yapsın? Felyasbir. Sabretsin. Şimdi biz dedi ki deminden yani ilim ehli hep bunu tavsiye etti. Bunu tavsiye etmeye devam ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Değil mi? Kim? Çok açık. Yani hariciler niye hadis inkarcısı oldu arkadaşlar? Hadis inkarcısı olmalarının sebeplerinden bir tanesi de bu konular. Çünkü hadisler o kadar çok açık ve net bir şekilde yöneticilere itaat etmeyi, Müslüman yöneticileri görülen zulme sabretmeyi emrediyor ki
Hariciler bunları görünce ne yapacaklar? Yani bütün mezheplerinin şeyi ne yapıyor? Yerle bir oluyor. Hadis inkarcısı olup çıktılar arkadaşlar. Bugün de kendini televizyon kanallarında çıkartan, işte Arap Baharı diye bilinen olaylara benzinle giden bazı insanlar var. Her gün, her cuma hutbelerinde ne yapıyorlardı bunlar? Minberden, kürsüden bir gün Mısır hakkında, bir gün Libya hakkında, bir gün Suriye hakkında, bir gün Tunus hakkında konuşarak oradaki halkları ne yapıyordu? Ayaklandırıyordu. Peki bu eylemlerden, bu hareketlerden insanlar ne biçti? Şimdi bugün hani tarihi çok iyi bilmeyebiliriz. Tarihi çok okumamış olabiliriz. Ama bugün şu hadisleri duyduktan sonra gelin şu son 1-2 yıl içinde İslam coğrafyası üzerinde yaşananlara bakalım. Hala her gün haberlerde görüyoruz ki Tunus'ta ne oluyor? Olaylar oluyor. Gösteriler oluyor. Her gün 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi her gün hala üzerinden 1 sene geçmiş, 2 sene geçmiş ölmeye devam ediyor insanlar. Değil mi? Yani İslam, Allah Resulü Aleyhisselam bizlere bunu mu tavsiye ediyor? Bunları mı emrediyor? Hayır. Ne yapacağız arkadaşlar? Sabredeceğiz. Sabır üzere olacağız. فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَةً Kim diyor sultanın beyatından, sultana itaatten bir karış çıkarsa, bir karış çıkarsa, cahiliye ölümü üzere ölmüştür diyor Aleyhisselam. Bu hadiste ne? Muttefakun aleyh hadislerden. Yani Aleyhisselatü Vesselam çok açık bir şekilde konuşuyor arkadaşlar. Yani. Çok salih bir şekilde konuşuyor. Münker olan şeyler göreceksiniz. Kayırmalar göreceksiniz. Siz diyor hak, onların sizin üzerinizde olan hakkını verin. Kendi hakkınızı Allah-u Teala'dan isteyin. Evet, bu baptaki 9. hadis. An Ebi Hurayra radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ata'ani fakat ata'Allah. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani Resul'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Allah Resulü size neyi getiriyorsa onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Sizi neyden yasaklıyorsa, neyden alıkoyuyorsa onu hemen bırakın. Değil mi? Başka bir ayet-i kerimede Allah Teala ne diyor? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman artık hiçbir mümin ve mümine, erkek ve kadın iman edenler için o konuda ne yoktur? İşlerinde artık bir seçme hakkı yoktur. Yani Müslümanlık bunu gerektiriyor. İman bunu gerektiriyor arkadaşlar. Başka bir ayette ne diyor Allah Teala? Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi ma şecera beynehum. Rabbine yemin olsun ki onlar kendi aralarında çıkan anlaşmazlıkta seni hakem tayin etmedikçe ve verdiğin hükümlere razı olup kalplerinden hiçbir sıkıntı hissetmeden tam bir şekilde teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Yani bazıları var bugün. Ben diyor Kur'an'da olana ne yaparım? Uyarım ama sünnette olan şey benim için bağlayıcı değildir. Ya bu diyen adam zaten Kur'an'ı bilmeyen bir adamdır. Değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهِ Kim bana isyan ederse emirlerimi çiğnerse Allah'a isyan etmiş olur. وَمَنْ يُطِعِ الْاَم۪يرَ فَقَدْ اَطَاعَن۪ي Kim diyor yöneticisine itaat ederse bana itaat etmiş olur. وَمَنْ يَعْصِ الْاَم۪يرَ فَقَدْ عَصَان۪ي Kim de yöneticisine isyan eder ise kime isyan etmiş olur diyor? Bana isyan etmiş olur. Onun için bu konu önemli bir konu. Önemli bir mesele. Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte de diyor ki yine hadis-i yine Sahih-i Müslim'de اِسْمَعْ وَاَطِعْ Yönetici ne diyor? İşit ve itaat et.
وَاِنْ دَرَبَ ظَهْرَكْ وَاَخَذَ مَا لَكْ Hadise bakın arkadaşlar. Sırtına vursa da, elinden diyor ekmeğini alsa da, işit ve itaat et. Kime? Yöneticine. Yani itaat etmede, işitmede o kadar bir mübalağa var ki arkadaşlar, gelip elinden ekmeğini alsa, sırtına vursa diyor ki işit ve itaat et. Allah'a havalet, bırak. Ve selef, bu ümmetin selefi de aynen bu şekilde ne yapmış? Davranmış. Son hadis, bu hadisin senedinde zayıflık var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men ehane sultana ehanehullah. Kim sultanı, kim yöneticiyi küçümserse, küçük düşürürse, Allah-u Teala da o kimseyi ne yapar? Küçültür, küçük düşürür. Evet. Bu hadislerin ne manaya geldiğini, neler içerdiğini sizlere söyledik. Biz halklara düşen yöneticilere karşı nedir arkadaşlar? Sabırdır. Bu itikat, bu akide, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in akidesidir. Bu konuda bunun dışında konuşan kimseler hevalarıyla ve hisleriyle konuşmaktadır. Bu konuda insanlar belki gazetelerde, belki televizyon kanallarında, belki radyolarda böyle ağdalı, güzel, süslü cümlelerle, kelimelerle konuşabilir. İşte görmüyor musunuz ne kadar büyük zulümler var? İşte insanlar kayırılıyor. O ihalelerde fesatlar var gibi böyle insanların nefislerini okşayan, insanların hislerine hitap eden şeyler söyleyebilir. Ama Allah'ın dini böyle söylemiyor. Allah'ın dini sabrı tavsiye ediyor. Ve bu ayetleri ve bu hadisleri okuyan ilim ehli, bu ümmetin selefi bu şekilde amel etmiş. Bu şekilde ne yapmışlar? Davranmışlar. Evet. Önümüzdeki hafta burada bununla yetinelim. Babun nehi an sualil imara. Yöneticiliği istemek. Yönetici olmayı istemenin nehyolunduğu babı. Yani yönetici olmayı arzulamak, istemek, bunun peşinde koşmak hoş bir şey değil. Nehyolunmuş bir şey. Yasaklanmış bir şey. Buna değineceğiz Allah nasip ederse. Ondan sonra bu konuyla alakalı bir iki bahsimiz, babımız kalıyor. Ve ardından da Kitab-ül Edeb'e Allah nasip ederse geçeceğiz. Bunlarla yetinelim. Sorusu olan arkadaşlar varsa sorularını alabiliriz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etûbü ileyk.